Kızlar günaydın. Günaydın daha doğrusu. Saat 12'ye geliyor. Şunu bir kapatalım. Aras'ı okula gönderdikten sonra Aras'ın odasında biraz takıldım. Ama bunu ben açmadım tabii. Ben Netflix izliyordum. Kanaldan çık yapınca Star'a girmiş. Nasıl keyifler, nasılsınız? Hayırlı cumalarımız olsun. Şu yatağı hemen bir toparlayalım. Hazırlandık, çıkıyoruz. Gözüm kaşınıyor, gözüm ağrıyor. Ve sanırım Yusuf gibi gözüm bir kor kaptı. Hemen Yusuf'un kullandığı merhem ve damladan kullanmaya başladım. 3 gündür kaşınıyordu. Dün Yusuf'a anlattım, dedi ki benimki de öyle başladı canım dedi, kaşınarak dedi. O yüzden gözüme birazcık krem, merhem ve damla yaptım. Şapka taktım çünkü Yusuf'un motoruyla gidiyoruz ve üşüyorum. Amblem önde olmuş ama şu elbisemi giydim. Termal tight, termal kilot çorabımı giydim. Dükkana gidiyoruz. Ay, bu niye böyle oldu şimdi? Evim derli toplu toparladım. Temizliğimi yaptım. Kocacığım hazır. Ben hazırım. Kameramı silelim. Şey, güneşlikleri açmayacağım. Böyle kalsın canım. Ha, size dün gelen kolideki malzemeleri gösterecektim ama akşama göstereyim. Olur mu kızlar? Şimdi çıkıyoruz. Çünkü pek bir vaktim yok. Tabii ki yatak odamı da toparladım. Benim şarjım nerede? Çantamı alayım. Dükkanda mı? Bilmiyorum canım, dükkanda hiç fark etmedim senin şarjını. Şu güneşlikleri kapatalım. Aşkım çekmeceye bak. Çantamı alayım. Gözümden dolayı birazcık keyifsizim. Modum yok. Niyetliyiz tabii ki. Sahura kalktık. Sahurda zaten size dünkü videoyu bitirmiştim. Dükkanda benim aman aman yapacak pek bir şeyim kalmadı. Sadece işte gideceğim, böyle evde oturmaktan iyi de zaman geçer. Yusuf dükkanını açacak. Hadi gidelim bebeğim. Spor ayakkabı giyeceğim. Yani bot giyecek kadar değil hava. Her yer polen. Bildiğiniz gibi değil yani. Arasında aslında bu havalara çok dikkat etmesi lazım kendine. Aslında şunu her yer topsa. Evet, maske takması lazım da işte takmaz ki, okulda beni dinlese keşke. Hava güzel, güneşli. Ama esiyor tabii birazcık. Kuşlar ötüşüyor. Şey geliyor. Yaz geliyor. Yaz geliyor canım, evet. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu fidelerden umudumu kestim artık. Çünkü yani sürekli böyle boyunlarını geri büküyorlar. Ne yapacağım artık bilemedim. Bıraktım kendi haline. Arada suluyorum. Üzerine düşmüyorum anlayacağınız. Şükrü'yle bakar mısınız? Ne güzel şey yapmış. Sarmaşık gibi. Annem dükkandaymış. Dükkanını açmış. Bugün pasaja hamamcı abi de gelecekti. Dün gelmişti. Artık dükkanı yavaş yavaş açacakmış. Yani komşularımız da yavaş yavaş 1-2 haftaya gelecekler. Naneler ne güzel olmuş. Bakar mısınız şu erik ağacına? Maşallah. Kayınvalidem, uğrayayım bakayım ne yapıyor, uyuyor mu acaba? Kül de faydalı diye külü getirmiş, buraya boşaltmış. Toprağa kül faydalı çünkü. Geliyorum. Hadi gidelim. Dışarısı nasıl soğuk var ya. Motorda insan daha da üşüyor. Her yeri açmayayım. Şöyle yarısını açsam yetecek. Ne? Oy. Kameraya konuşuyorum artık. Kapıyı kapatsana, soğuk ya. Şarjımı getirdim ama şarjlarına şarj alacak yer yok. Diğerleri temizleyeceğim bugün. Ama montumu şimdi çıkarmayayım. Biraz ısınayım, kendime geleyim. Of. Şu askıyı mont için ayırdım. Kalın ve şey ya. Bir tane şey alman lazım. Böyle güzel bir koku yayacak. Alırım aşkım. Hoş. Şu şey askı kalın olduğu için, sağlam olduğu için montu
asarım diye kendime ayırdım. Zaten devamı yok. Diyorum ya, bugün hiç tadım yok ki, şey, gözümden de dolayı. Bugün ne yaparım dükkanda? Şu aynaları yapıştırmayı düşünüyorum. Onu bir programlarım. Yerleri bir süpür yapacağım. Temizce. Böyle yerdeki tozlar falan da kalksın. Kasamı falan bir sileyim. Bir de kasamın şu yan tarafında ahşap bir şeyi var. Kesilen yeri. Orayı beyaz boyaya boyayacağım. Ben ne diyorum, şey yapalım. Seni kime benzetiyorum biliyor musun? Ha? Hadi diye. Kime? Kada böyle beyaz gölge oluyor yani, koyu rengin içinde. Annem balyaj istiyor, Yusuf balyajı ne? Ben işini zorlaştırmamak için söylüyorum. Röfle. Yo, röfle yap. Bu rengin üzerine balyaj güzel olur, doğru söylüyor annem. Balyaja vurursan da. Evet. Tabii. Aşkım koyu ne güzel rengi olur biliyor musun? Koyu rengin üzerine atılır balyaj. Aralara sarı. Ben yıllarca yaptırıyordum. Tam yaparsın. Ben sana balyaj araştırayım istersen. Ya biliyor musun balyaj ne olur? Şey yok. Şey lazım, bir şimdi bütün yaz ne yapacağız biliyor musunuz? Yusuf siftahını yaptı geldi, biz de burada oturuyoruz Selime Sultan'la, artık diyorum ki bütün yaz kim önce siftah yaptı, kim ne kadar iş yaptı. Oy, Allah herkese kısmetini versin. Selime Sultan ziyaretçimdi. Şu masayı ne zaman kaldıracağız? Bunu kaldıracağız. Ha, sen motor temizledin. Temizleyemedim, baksana ilacı sıktım, ilacı kaldı, su yok. Nasıl yapacağız bunu? Sular mı kesik şu anda yani? Ortamı çeksene Yoşe. Ne ortamı? Ben ortamı çeksene. Annem nerede? Çalışıyor mu ortamı? Annem de müzik çalışıyor da. Bu ben hala mont ve şapkadayım biliyor musunuz? Yemin ediyorum. Yani yıkamaya gidip şimdi kaç para vereceğim? Yok canım, yetişiyor. Su giderine doğru isabet ettir de her yeri çamur olmasın. Of, ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hayatım, ben işim var benim. Herkes kendi işine baksın. Bu Yusuf'a da illa yanında olacağım. Dibimde olacaksın yani adamın sürekli. Şimdi biz annemle bir şeyle fikirleştik. Bu mesela berjerlerin biri burada, biri burada ya. Dedim ki anne, ben şöyle yapayım mı? Şu askıyı oradan kaldırayım. Şu elbiseleri, şunlar kalsın. Şu askıyı kaldırayım. Kasamı şuraya çekeyim. Masamı, sandalyemi. Bu iki berjeri de onların önüne şöyle koyayım. Burası zaten benim mutfağım ya. Oraya müşteri girmesin. Bu boş, burası boşalınca da şu uzun ikili standı buraya sıfırlayayım. Sizinle beraber yapalım mı bunu? Bir deneyelim nasıl olur? Bence fena olmayacak. Şurada iki tane aynam var benim. Hatta bundan galiba üç tane var. Bakayım. Emin olmak için bakacağım. Evet, üç tane aynam var. Bu aynanın birisini buraya istiyorum ben. Yapıştırmak. Bir tanesini... Boş olan yerleri doldurma amaçlı aslında. Bir tanesini şuraya. Onlar ince olduğu için. Bir de butik olduğu için butikte böyle bol ayna güzel durur. Neden olmasın? Birini şu araya bir yere yapabiliriz diye düşündüm. Bakacağız. Onun dışında ben bugün diyorum ki etiketlemeleri yapayım. Yusuf da diyor ki sezon sonu yaparsın. Şimdi bu şeyde biraz buraya çekildiği zaman şu iki rafı da. Gerçi iki rafın arası gayet geniş oldu. Bence yürürken falan çok rahatsız etmeyecek müşteriyi. Yani başka seçeneğim yok. Bu ürünleri de mecbur bir yerde sergilemem lazım Yusuf'un dediği gibi. Evet, bana kalsa ben bunları komple bu ortadan kaldırırım. Sadece kasa ve şeylerim olur. Berjellerim olur. Ortası geniş boş olur ama standım fazla yetmiyor. Ve ürünleri bu kadar ürünü de alacak stand ne yapayım yani, mecbur. Yani bunlar böyle ortada. İki tanesi en azından. Bir tanesini eledim zaten biliyorsunuz. Öyle yapalım. Dükkanımla ilgili çok güzel yorumlar geliyor. Çok tebrikler var. Hayırlı olsunlar var. Beğeniyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ben de beğendim. İçime sindi. Son olarak iki gün önce şunları şöyle takımladım ben. Mesela tişört, şort. Tişört, şort. Hayır, bunları tabii ki takım satmayacağım. İsteyen takım da olabilir. Hem fikir olsun diye, hem de boş tişört asmaktansa böyle tarz olsun istedim. Ondan sonra yarım şort tişört. Ondan sonra uzun yarım tayt ve tişört. Bunların kumaşları çok güzel bu tişörtlerin. Çok beğenerek aldım. Biraz pahalıydı ama yani çok uygun olmadığı için dolu dolu alamadım. Devamı da burada zaten onların. Burada croplarım var. Croplar bunlar. Bunlar taytlar. Bunlar şortlar. Bunları böyle büzgü büzgü yaptım. Şunlar yarım tişört. Bunları sığmadı buraya. O yüzden buraya koydum. Burada boş yerim vardı. Ondan sonra şöyle kombinledim yani. Tight'la.
tişörtleri kombinledim. Hem fikir olsun diye. Alan illa takım almak zorunda tabii ki değil. Parça parça da alabilir. Sadece böyle tek durmasından iyidir diye düşündüm. Bu şekilde. Şöyle iki takımlarım var. Pantolonlarla. Şu elbiseden iki tane vardı. Biri yeşil. Şu da manken üzerinde. Bunların kumaşı böyle şey, esnek bir kumaş. Güzel bir elbise bence. Akşam için rengarenk. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bence fark ettiniz. Dükkanımda mümkün olduğu kadar koyu renk kullanmamaya çalıştım. Yani sade siyah. Çok fazla bir şey almadım. Her şey rengarenk olsun istedim. Çok canlı olsun istedim. Çünkü hitap ettiğim yaş kesimi nasıl söyleyeyim size? Genç kızlar olsun. Böyle çok olgun yaşlara göre bir şey pek almadım zaten. Beden olarak da biliyorsunuz. Sadece şu büyük bedenleri koydum. Bunlar da gene cıvıl cıvıl. Gördüğünüz gibi hiç burada koyu renk bir şey yok. Hep böyle simsiyah, yani şeyler yok, onu söylemek istiyorum. Şu beyaz elbiselerden çok fazla aldırdı Yusuf. Çünkü beyaz akşamlar oluyor burada, Robinson'da mesela haftada bir beyaz geceler diye şeyleri oluyor onların. Akşamları oluyor ve böyle beyaz elbiseler çok soran oluyormuş. Ondan dolayı beyazda birkaç parça olsun diye aldım. Devamları tabii ki var burada. Hepsini asamadım. Askı sistemim yetmediği için tekrar söylüyorum. Şu mesela şort takımlarından iki tane aldım. Onun dışındakilerin renklerinden aldım. Böyle şurada işte birkaç elbisem var akşam için. Koyu renk. Bunları mesela buraya siyahları koydum. Arkasına yine renkler devamı geliyor şu şekilde. Şu elbisenin modeli çok güzel bir elbise. Şurada mesela. İki tane vardı. Bunların devamları yoktu. Sanırım ya small beden olması lazım ya da standart beden olması lazım. Yani böyle dediğim gibi rengarenk istedim. Cıvıl cıvıl. Genç kızlara yönelik. Ne yapıyorlar bunlar, gelin kaynana. Kaynana damat. Dün iftarımız güzel geçti. Şimdi gelecek yorumları az çok tahmin edebiliyorum. Aldığım çok fazla olmuş. Telefon çalıyor, bakayım da. Çantayı sipariş verdiğim şeyden aradılar da. Kırmızı bir çanta seçmiştim. Onun yerine başka bir şey seçebilir misiniz? Çünkü kırmızı çanta kalmadı dedi. Ben de pembe seçtim onun yerine. Yazın kombinlerim. Çünkü iftar yemeğiyle ilgili şimdi soracak olanlara hemen önden cevap olsun ki sonra yanlış anlaşılmasın. Feride'yi neden çağırmadınız? Feride gelmedi. Neden Feride gelmiyor gibi soru soracaksınızdır diye hemen önceden söylüyorum. Annem dün Feride'yi de iftara davet etmiş, çağırmış ama Feride gelmedi. Ablamı da çağırmıştı. Ablamın da beli ağrıdığı için gelmedi. Zarife'yi, Antalya'daki kuzenimizi, onu da çağırmış. O da kızları, çocukları, ikizleri ateşlenmiş, çok hasta haftalarıymış. O da o yüzden gelmedi. Bunları hemen böyle baştan söyleyeyim. Toplu bir iftar olacaktı. Hatta bir sürü yemeği, mangalı bilmem nesi de arttı gelenler olur diye. Ama ablamın gelmeyeceğini biliyorduk. Zarife'nin gelmeyeceğini de biliyorduk. Feride gelirim dedi, gelmedi. Yani onu buradan hemen söyleyeyim. Ortak izleyicilerimiz çok fazla. Akılda da bir şey kalsın istemiyorum. Seçicilik yaptığımız falan da düşünülmesin. Herkes çağrıldı ve gelmediler. Bu hemen kesin bir cevap olsun ki sonra bana o yorumlar gelmesin istiyorum açıkçası. Böyle belki şu orta alan daha geniş açılmış olur. Bakalım, deniyoruz. Daha birçok fikir aklıma da gelir. Birçok şey deneriz. Değiştiririz. Evet, ölçüsü de tam uydu. Harikulade. İyi oldu. Aynen. Diğer berjeli de getirelim. Sefa
kahveyi de ortaya koyarız. Bence iyi oldu. Evet. Tatlı. Çiçeğimi de arkaya koyayım. Lütfen yani. Benden ayrılmıyor. Girip çıkarken sadece çarpmadan geçmek lazım. Şimdi gelelim buna. Bu ne olacak? Bununla ilgili fikrimiz ne? Şurada benim. Benim bu askılarım şu şekilde genişletip daraltabiliyoruz. Ondan dolayı dedim ki, dur çok sıkıştı. Şöyle yaptım mı? Evet. Arada böyle modelleri değiştirmeye çalışıyorum. Şu boşluğa da, şu aradaki boşluğa da bunları enlemesine sıkıştırsam nasıl olur? Bir deneyelim. Az sesli bir işlem oldu. Yani olmadı aslında orada da. Sıkışık oldu orada. Şurası boş, şuraya konulabilir. Ama bu sefer geçerken ayak altı olacak. Gene eski yerine arkaya koysam nasıl olur? Bilmiyorum nasıl olur. Bir bakmak, düşünmek lazım. Şuraya da küçük böyle hoş. Ne bileyim. Siz söyleyin adını. Şurası yeşil konsept diye, bu da oraya yakışır diye düşünüyorum. Hoş olmasın. Şöyle bir şey olabilir mi? Başımın üstünde olmaz. Bunu buradan indireyim. Çok boş kaldı ama oraya bir tablo gibi bir şey de yapabiliriz. Bakalım Selim'e Sultan ne yapıyor? Bunun için bir yer düşüneceğiz. Bunlar böyle iyi oldu bence. Sehpam nerede? Sehpayı da koyalım. Gel bakalım güzellik. İyidir. Kalsın böyle. Bu köşem iyi oldu. Oraya sadece bir tablo gibi bir şey düşünülebilir. Bunu da belki en kötü ihtimal yine aynı yerine, eski yerine alırım. Orada kalır. Şurada yerde tabii ki birkaç şeyim var. Eşortman altım şunlardan. Bunların birer tane numunesini çıkardım. Onu o yerden kaldıracağız. O yerde kalmayacak tabii ki. Genişledi mi birazcık? Yani... Şurası bayağı geniş zaten, baksanıza. Şuradan giriş, şöyle dönme falan. Gayet rahat tur atalım hatta, göreceksiniz bakın. Böyle. Güzel. Zaten ilk etapta ne düşünüyorum biliyor musunuz? Şu kışlıklar hani ilk böyle Nisan, Mayıs aylarında satıldı. Satılmadı, gerisini zaten kaldıracağım. Çok sıcaklar başlıyor Haziran'da falan. Yani çok böyle kışlık bir şey, ürün satabileceğini zannetmiyorum. Ondan dolayı bunları kaldırırım. Bu... Şu rafı da dışarıya çıkarırım. Burada sadece bir tane şu raf kalır ortada. Bunu çünkü Yusuf çok büyük ısrarla şey diyor. Tişört koy. Böyle çerez mal olsun. Uygun bir şeyler olsun dışarıda satabileceğimiz. O yüzden herhalde büyük bir ihtimal dışarıya da bir şeyler düşünülebilecek. Anne yıkadı. Sen mi arkasından çekiyorsun? Yıkamadı mı suyun arkasında? Ya inanılır gibi değilsiniz ya. Neyse kaynana damat, ben karışmıyorum size. Sen ne oldu? Yıkadı, suyla bıraktı değil mi? Gitti. Aa, Selim'e Sultan. Motorunu da temize çıkarmışsın prenses. Darısı benimkinin başına. Neyse. Durulanacak da su yok işte. Sular kesik yani. Sular kesik değil de hortum bir işe yaramıyor. Ne yaptık? Değiştirecektik. 15 günü geçerse almıyorlarmış, bilgin olsun. Anne çek pasın yok mu? Geçmedi mi? Çekpas başlığın yok mu canım? Şurada istatırıyor ya çamurumuz. Sanki bir yerde çekpas başlığı görmüştüm. Evet. Tamam, ben bu videoyu bitiriyorum. Sizleri öpüyorum. Gene dükkanıma gireceğim. Temizlik yapacağım.
burayı da sürekli burayla da günü geçirip sizin içinizde bunaltmak istemiyorum. Öptüm sizi. Yeni oturma alanımızda böyle oldu. Neden olmasın? Tam karşıda da benim otururum. Gelen müşteriyi görürüm, değil mi? Evet. Şu aynayı oradan çıkaracağım. Kalabalık gözüküyor. O villa da oradan kalkacak. Aynalar oradan kalkacak. O zaman gözümüz bu kadar yorulmaz. Ama o aynayı ne yapacağım bu sefer? Ay. Ruhum daralıyor ama bir izleyicim de demiş ki Nigar'cığım burası butik, tabii ki ürünleri asacaksın. Bomboş ev gibi olmasını bekleme, sergilemen lazım. Haklısın canım. O konuda da haklısın. Şu elbiseyi bugün değiştirelim. Maviyi öne alalım. Böyle arada gözüm yorulmasın diye tokuş yapıyorum ben. Askılarım da yok aslında. Yani askılarım bolca olsa her şeyi asacağım da. Ama dışarıya da mal çıkacak. Neyse, öptüm sizi.